Selam Mekşikli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elajca. Bugün ormanda ek oynuyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Burada bir korka korka geçme ses konusu. Hak veriyorum bu arada. Böyle bakayım diyeceğim ama yok herhalde kimse değil mi orada? Aynen yok. Şuradan şöyle sallayalım. İkisine birden değdirelim arkadaşlar. W'yu da şöyle geriye doğru bırakayım. Çarpımı da koyayım şuraya. Bir tane buna, bir tane buna. Buna uçan tekme, diğerine düz sopa. Şöyle. Arkadaşlar video geçmeden önce katıl üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Umut Kılıç yakışıklı aracılığıyla kanala katılmış. Çok teşekkür ediyorum Umut. Avukat Necati Yiğit Aksöz de çok yakışıklı aracılığıyla katılmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve Caner Gündoğan Brad Pitt ile katılmış. Sanıyorum ki şu an kanalın 5. Brad Pitt üyesi. Gerçekten bu büyük desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haydi videoya geçelim. Ota atak ata ata kayıyoruz arkadaşlar. Bir tanesi kalacak. Hop aldım onu da. Arkadaşlar Eko'ya buff geldi bildiğiniz üzere. Şu anda gayet iyi durumda Eko. Ben sezon 10'da Eko'yu oynuyordum. Ama ben tam böyle Eko'yu oynamaya başlamıştım. Eko'dan keyif alıyordum. Ben normalde AD ağırlıklı şampiyonları daha çok severim. Eskiler bilirler yani. Hep genelde böyle AD ağırlıklı şampiyonlar oynarım. Ki zaten kanalda da yani takip ediyorsanız videoları düzenli olarak anlamışsınızdır. Şöyle şuradan hemen mid lane'e bakabiliriz. Eko'ya bir buff geldi. Eko artık arkadaşlar bu aldığı buff sayesinde ormanı daha hızlı dönebiliyor. Kankam o hareketi yaparsan alırım bak kara hasatını. Boş hareket yapıyor bu arada Zed. Arkadaşlar Ekon'un W'suna buff geldi. W'sundaki o 3 saldırı yaptıktan sonraki hasar orman kemplerine artık daha fazla hasar veriyor. O yüzden Eko ile ormana dönmek bir tık daha kolay oldu. Sezon 10'un ortalarında hatırlarsanız ormanda power farm yapan hero'lar meta'ya girmişti. Onlarla oynamak, power farm yapmak çok daha zevkli olduğu için ben mesela Eko'ya birazcık ara vermiştim. Onu da söyleyeyim. Eko'nun Q skill'inden bahsedeyim ki zaten ağırlıklı olarak herkes biliyordur. 2 tane git geli var. Giderken ve dönerken hasar veriyor. W skill'i atıyoruz. Belli bir müddet sonra arkadaşlar orada böyle bir zaman şeyi giriyor oraya. Kanka ben takip ediyorum ama ve biliyordum senin oraya gideceğini. Ben senin oraya gideceğini biliyordum. Birazcık daha erken gelebilseydik ilk kanı biz de alabilecektik arkadaşlar. Şöyle bakın hop. İki tane. Hızlıdan kanka yardım ettim ya. İttik ittik. Hemen W skill'den bahsedelim. Adam demin stun yedi. Nasıl stun yedi? Nasıl oldu? Bu mucize mi? Değil. W'yu koydum bakın arkadaşlar. Bu W patlarken içine ben de girdiğim zaman içeride kalan adam benimle birlikte hasar yiyor. Q skill'i giderken bir hasar vuruyor ve dönerken bir hasar vuruyor. Rakibin üzerinde 3 tane stack biriktiriyoruz. Bakın 1. Q'yu attım mesela diyelim ki Q gitti. 2 stack oldu. Dönerken 3. stack'i vurdu. Hem hasar çıkardı hem de dönüş hasarını vurmuş oldu. Gayet de muazzam bir hasar çıktı. Z'e bakıyorum. Zed birazcık ön tarafa çıkmış fark ettiniz mi? Illoy'un dönmesi gerekiyor bu arada. Bana git dedi farm alma dedi. İtemedi lane'i kendi tek başına. Rakip jungle Evelynn. Evelynn buralara gelemez. Zed'in de W skill'ini kullandığını gören Elijah. Ooo flash'ı var mıydı bunun? Kanka çok kötü oyuncusun ama CTRL alt spamlamayı seviyorsun ha. Hadi bakayım itmemiz lazım beraber. Abi dönmen lazım bak şu an yaptığı çok büyük bir hata arkadaşlar. Dön. Neden dönmesi gerekiyor biliyor musunuz? O plakayı zaten sökemez. Birincisi APC. O plakayı sökmek için yeterli AD'si yok. Ve skill setinde kuleleri hızlı vurduracak ya da fazladan hasar çıkartacak bir şey yok. İkincisi Zed zaten base attı. Hali hazırda adam yoldayken bizimki orada kuleye vurmaya başlasa. Gittiğinde Zed gelmiş olacak. Yani kuleye vururken, plakalara vururken Zed gelmiş olacak. Hem plakayı sökemeyecek, plakayı sökememesi yetmiyormuş gibi üstüne Zed gelecek. Bizim oğlanı ya öldürecek ya da darlayıp base'e gönderecek. Daha sonra da bakın bu farmın hepsini itekleyecek. Bizim oğlan da bu farmı kaçıracak. Okay. Yani nerede base atmanız gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Bunlar da oyunda sizi çok fazla öne geçiren şeyler. Bunları unutmayın. Bakın birazcık daha erken base atmış olsaydı şurada hiç farm kaçırmayacaktı. Allah'tan kamyon wave var. Yine az farm kaçıracak. Bir kill aldık. Bir killle beraber döndük arkadaşlar. Geldim buradan bunu aldım. Bir tane ayakkabı aldım. Tarayıcı ve iki tane de pink ward aldım. Şimdi bot lane'e gidebiliriz. Bot lane'de bir şeyler yapabiliriz. Diyecektim ki hiç kimseye mi değdiremedin? Vur bu arada. O farmı tanklaman pek hoş olmaz senin için. 6 level olsam çok güzel bu arada bot lane'e gideriz. Oo öldürdüler çok güzel oldu. Tertemiz tertemiz tertemiz. Şöyle bakalım rakip ormancı Evelynn arkadaşlar. Evelynn power farm yapıyordur. Evelynn şu an hiç gank atmayıp power farm'a yaptığı için 6 level olmuş olabilme ihtimali yüksek. Bunu göz önünde bulunduracağız. Ama ben bu Lux'ı istiyorum. 3 level çünkü bu Lux. Hop kimi gördüm. Direkt arkadaşlar hiç acımayacağız. Direkt saldıracağım. Neden direkt saldıracağım onu da söyleyeyim. Çünkü bu adamla aramızda level farkı var. At flash'ını abi. Zed geliyor arkamdan benim. Orman kamplarına yakınlaşmam lazım ki çarpla. Hemen uzayalım. Bizim oğlan da takip dedi. Çok güzel oynattık orada bu arada da. Evet 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 çok iyisin çok iyisin devam et.
Güzel. Aldık mı? Abi çık çık çık. Çık Evelin geliyor çık çık. Çık çok iyi bu arada. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hop. Hop gençler. Gençler yapmayın, bende de can yok. Bak ota ata falan ölürüz, düşeriz burada. Ben şuraya bir çarp koyayım arkadaşlar. Şuraya bir çarp koyayım. Burada devam edemeyeceğiz. O birazcık bizim için sıkıntı. Buna biri KS atacak değil mi? Evet. Aramızda bir tane şerefsiz varmış arkadaşlar. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şaşırmadık arkadaşlar. Aramızda her zaman bir tane şerefsiz vardır. Hep vardır, istisnasız yani. Hemen buradan mid lane'e tekrardan bakabiliriz. Zed'in ultisi yok. Evelin bu arada blue'suna gelecek. Gözüm de bir yandan onda arkadaşlar ama şu an çok güçlü değilim. Hani Evelin'i oynamak istesem kenardan Lux falan gelse canımızı sıkabilirler. Bir de bir karışıklık olmuş rakipte. Takımda Kai'Sa tapa çıkmış, Tristan aşağı gelmiş. Bu bizim için iyi değil. Çünkü Tristan'a kolay takipleyebilen bir karakter başımızı derde sokabilir. Ben burada tekrardan bot lane oynayacağım. Öldü mü? Öldü bizim oğlan. Güzel. Arkadaşlar bakın burada çok güzel bir dive geliyor şu anda. Bakın dive'ın kralı geliyor hatta. Şöyle ben en kenarda durayım. Şunu koyduk. Atlamıyorum. Bilerek atlamıyorum. Bizimkilerin yaklaşması gerekiyor. Evelin'e şöyle bir uzak dur diyelim. Yemem o skilleri. Hiç sıkıntı yok. Buradan da gitmek istemiyorum aslında. Oynamak istiyorum da. Lane'in gelmesi lazım bir an önce üzerimize. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Bunun W'su var. W'su var. Bunun zıplayacak bu. Aynen. Güzel. Gayet tatlı. Gayet tatlı. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın darladım ama akıllıca, zekice darladım. Hani dümdüz darlamadım adamları. Eğer dümdüz darlamış olsaydım orada beni sıkıştıracaklardı Lux'la beraber. Yüksek ihtimal ben ölmüş olacaktım. Akıllıca darlık. Burada scuttle kesiyor olabilir biliyor musunuz? İnanın bana olabilir. Yok, scuttle zaten çıkmamış daha, tamam. Şunu itelim arkadaşlar. Bunu kesmem lazım. Şimdi size karşınızda Evelin varken bilmeniz gereken çok önemli bir trikten bahsedeceğim. Şöyle götümü şu tarafa doğru vereyim de arkadan skill atmasın. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın Evelin varken şu pink ward'unuzu bakın tam şuraya koyuyorsunuz. Şimdi bu pink ward'un orada olmasının olayı ne biliyor musunuz? Biz burada takılırken Evelin buralarda bekliyorsa eğer ki çarp atmak için, çalmak için biliyorsunuz çünkü Evelin ultisi biçilmiş kaftandır yani. Drake çalmak olsun, ondan sonra Baron çalmak olsun. O pink ward orada dururken çalamaz. Buna emin olabilirsiniz. Pink ward'u koymanız gereken yer orası. Çünkü ben de Evelin oynuyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Çok güzel başladık. Güzel de devam ediyoruz. Top'ta iş yaptık, mid'de iş yaptık, bot'ta iş yaptık. Her yerde iş yaptık. Olması gereken bu. Çünkü power farm hero'su değiliz. Ormanı ne kadar hızlı dönsek de. Ekko genel itibariyle gank atması gereken bir karakter arkadaşlar. Öyle de gank atıp güçlenmeniz gerekiyor. O güçlenmeyle zaten oyunu taşıyabiliyorsunuz. Ben Ekko'ya genelde oynadığım zamanlarda bayağıdır oynamıyorum Ekko. Biliyorsunuz zaten siz de. Çok uzun zamandır yayınlarda bile piklemiyorum ama hep Mece'yi çıkardım. Bot da sonunda artık olması gereken senaryo oluyor arkadaşlar. Botumuz kazanıyor diyecektim. Demem yanlış mı oldu? Bir gidin gelin var senin. Zed geliyor. Zed'i durdurmam lazım. Ama çok dövüşmek istemiyorum. İnanın bana dövüşmek istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Üzerimde çok para var. Ben bu kampları alayım. Alamayacağız bu kampları arkadaşlar. Güzel. Kara hasat çektim. Yani herhangi bir durum olursa ultim var zaten. 3 kişiler burada, kalabalıklar. Çok üstlerine oynamayacağım ama Evelin yüksek ihtimal arkada bekliyordur. Ben döneyim arkadaşlar. 2150 para var. Dönmem gerekiyor benim burada. Burada ölürsek üzülürüm. Hiç gerek yok. Lux gelmiş. Güzel. Şöyle bir vuralım. Bu farma Jin yetişemeyecek zaten. Bu kardeşimiz de aç gözlü. Biz bu farmı alalım, dönelim arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Reset alıyorum. 2-0-2'yim. 75 farmım var. Dakika 12. Güzel gank attık. Objektif yaptık. Her şey çok güzel. Tıkırında gidiyor. Hemen resetimi koyuyorum burada. Geldim. İlk eşya olarak mutlaka ben Hextech roket kemer alıyorum. Eğer Hextech roket kemer almak isterseniz tırpan alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Ekko main'den şu anda ikiye bölünmüş durumda. Ya tırpan çıkıyorlar ya da Hextech roket kemer çıkıyorlar. Benim roket kemeri sevmemin en büyük artısı şu. W'yu atıyoruz ya. Mesela diyelim ki şuraya W çektim. Uzaktan bekliyorum. Ben buradayım. Buradan arkadaşlar E ile takla attım. Roket kemeri bastım. Direktman adamı stunlamış oluyoruz. Adamın içine girmiş oluyoruz. Bu mekaniğini çok sevdiğim için roket kemeri kullanmak bana daha hoş geliyor. Ama burst olarak tabii ki de diğeri bir tık daha önde. Ama bu birazcık daha bizi mobil yapıyor. Bunu da unutmamak lazım. Sonuçta bir orman karakteriyiz. Ne kadar çok gank potansiyelimiz artarsa, mobilitemiz artarsa benim için o kadar önemli. En azından benim oyun stilime. Şimdi bot lane'in ittiğini görüyorum arkadaşlar. Bakın hiç sıkıntı yok. Üst üste gank atacağım. Hani 100 kere bota gank attım. Ya işte tapa gank atman falan gerekiyor diye bir şey yok. Zaten Kai'Sa'yı biz oyundan düşürdük. Kai'Sa oyundan düşük. Onu biliyorum. Zed zaten şu an bir şey yapamıyor. Ayrelion solo 3'te 3 verdim. Ne yapacağım? Burada pink ward'um var. Benim koyduğum bir pink ward. Geldim arkadaşlar bakın. Şuraya çekiyorum. Bir tane W koydum. Selamünaleyküm bot kardeşlerimiz. Ne haber diyorum. Buraya girdim arkadaşlar. Bekliyorum. Hiç sıkıntı yok. Vurabilirsin kanka. Adam burada. Direktman çırptık. Geldim buraya. Bu kardeşimizi de çırpacağım. Bunu da çırptım arkadaşlar. Çırpmak da çok...
Kaliteli bir tabir değil mi ya? Adamı çırpıyoruz. Adamı çırptık arkadaşlar. Geldik burada. Bunu da bakın CC'ye sokuyorum burada. Ben içine girdiğim sırada CC yiyor. Çok güzel aslında ekonomi mekanikleri. Q'yu atarsanız git geli 2 pasif yükü biriktirir. Ondan sonra üstüne direkt E atıp 3. pasif yapabilirsiniz. Bizim jungle şu oyun oynasa bunlar olmayacak. Öyle bir şey yok abi. Senin jungle'ın hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şekilde jungle'la alakası yok. Adam evelin. Ne yapsın? 6'dan önce. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir mantık yok. Ezdirmeyeceğim lan bundan sonra. Bundan sonra orman mainleri ezdirmiyorum. Ölüp ölüp ormana bok atma. Var mı abi öyle bir şey ya? Sen bekle bir. Adamın belki bir şeyler yapacak. Yani sen 6 level. Sen ne yapıyorsun kanka? Sen oğlum sen ruh hastası mısın lan? Lan Swain. Deniyor musun oğlum sen? Merhabalar. Hop. Çok ince bir dodge değil miydi o? Tamam. Buradan da şu farmı alalım madem kill alamıyoruz. Arkadaşlar çok temiz oynadık bu arada. Gerçekten çok temiz bir video oldu. Ben Echo'ya döneyim mi ben ya? Bu videoya atılan her like Elijah. Echo'yu tekrardan main'e like olsun. Bu arada şunu söyleyeceğim. Dünkü videoya attığınız like'lar için hepinize minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özellikle LoL videolarının YouTube açısından LoL'ün önerilmesinin bu kadar düştüğü bir dönemde arkadaşlar çok güzel like attınız. İzlenmeler inşallah tekrardan toparlanacaktır diye düşünüyorum. Wild Rift ve LoL konusunda gelecek olursak hangisinden devam edelim tarzında. Genel olarak okudum arkadaşlar. İkisini de bu kanala atlayan var. Ayrı kanala atlayan var. Ama ağırlıklı olarak gördüğüm benim şu. Bu kanala atabilirsin. Sıkıntı yok tarzında yorumlar gördüm. Bir saniye. Şuradan hemen bir şuraya doğru koşalım. Ben atarsam arkadaşlar bu kanala atmaya devam ederim. Ha, şunu da söyleyeyim. Wild Rift videoları atacağım diye bu kanalı salma. O konuda içiniz rahat olsun yani. Herhangi bir çekinceniz olmasın. Seni korurum bu arada. Seni korurum ama ben şuraya atacağım. Bakın. Predict'i izleyin arkadaşlar. Yani neden stun yemedi hiçbir fikrim yok. Ben burada böyle bir döneyim. Döneyim. Orada stun yese daha hızlı ölecekti adam da. Neden stun yemedi hiçbir fikrim yok. Allah. Illo'yu kaçalım mı kanka bak. Burada yakacaklar bizi. Çırpacaklar bunlar bizi burada. Evelini görmüyorum şu anda. Şuraya ben bir pink board koyayım. Ya da koymayayım döneyim ya. Allah. Illo'yu çırpacaklar seni oğlum. Atlayın lan Illo'nun kafasına. Atlarlar mı? Atlamazlar. Biz burada dönelim arkadaşlar. Ultim 34 saniye var. Hiç artistik yapmanın anlamı yok. Gayet iyi durumdayım. 6-0 oynuyorum. Hemen şimdi dönüyorum. Bakın şimdi Echo'nun incelikleri. Eski Elijah Echo videosunu izleyenler bilirler. Geldim. Buradan bunu aldım arkadaşlar. Tüm eşyalar bölümüne geliyoruz. Artık buradan büyücü kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan geliyorum bunu alıyorum. Hemen geleceğim buradan Lich Bane parçalarını üzerime biriktireceğim. Lich Bane parçalarından da hız veren kısmını alıyorum. Biz şu anda hazırız arkadaşlar. Niçin hazırız biliyor musunuz? Snowball'un dibine vurmak için hazırız. Kara mühürü aldım. Kara mühür üzerimde artık bu dakikadan sonra stackleyebilirsem eğer 10 stack'e kadar çıkabilirsem onu mecaiye çevireceğim. Çok önde olduğum için ben şu anda roket kemerden sonra direkt olarak Lich Bane'e gitmeyi tercih ettim. Bu kadar önde olmasaydım beni dara soksalardı Zonya da güzel bir tercih olurdu. Bunu da size söyleyeyim. Ama şu an çok öndeyiz. O yüzden hasarın artması bizim için her zaman daha iyi olacaktı. Bu benimle neden dövüşmek istiyor? 11 level bu. Oo, kalkanı var. Kalkan yaydan patlayacak bir kalkanı var. Bunu küçümsememiz lazım arkadaşlar şu anda. Küçümsersek işimiz birazcık sıkıntıya girebilir. Kalkanı alayım. Farm alacağım sadece burada. Ben 1v1 atmak için biçilmiş bir kaftan bir karakter oynamıyorum arkadaşlar. Benim şu anda amacım aniden fight'a girip bir suikastçıya yakışır bir şekilde birilerine burst hasar vurup onları kesmek, teklemek, takıma yardım etmek. Ama birazdan birazcık daha fazla hasar çıktıktan sonra krala da gelse Echo 1v1 atar bunu da söyleyeyim. Şimdi adamın ormanına girip burada pusarsam bir suikastçı gibi burada iş yapabiliriz. Burada ready var adamın ormanı rahat rahat dönebiliriz arkadaşlar. Evelin sanıyorum ki saldı oyunu ya. Demin de gelmedi. Evelin sanıyorum ki saldı. Adamın üzerine gittiler. Yo 3 kill almış aslında. Evelin oyuncusu zaten öyle de kolay kolay düşmesiyle maçı salmaz. Bakın burası benlik işte. Haydi oğlum. Haydi oğlum haydi. Burada ward olmasın. Olursun. Tamam. Ben bunu yedim mi? Çok kötü yakalandım orada ya. Hiç beklemediğim için elim ayağıma dolandı. Yani dedim ki ne yapacağım oğlum. Çimde bir anda iki kişiyle face to face olunca arkadaşlar. Yani siz de anlamışsınızdır zaten ne yapacağımı şaşırdım. Besmele falan çekecektim yani. O kıvama gelmiştim. Evelin de AFK'deymiş. Güzel. Güzel güzel nice. Geliyorum. Farmla kill dengesini tutturmanız lazım arkadaşlar. Rakip takımı oyundan düşürmeye çalışırken tamamen kill ya da tamamen farm odaklı oynayamazsınız. İkisini birlikte bir denge içinde kullanmanız gerekiyor. Buna birisi vurursa bunu rahat bir şekilde öldüreceğim burada. Sanıyorum ki base atmak isteyeceklerdir ya da bizim bu olanı oynayacaklardır burada. Şöyle bir takipleyelim inceden. Ne oluyor ne gidiyor bir görelim. Çok güzel. Aerolion Sol benimle beraber oynarsa
Burada onu kapatabiliriz. Taplayana da yardım edebiliriz. Bu arkamızdan yardım etmek isteyecektir. Bakalım bir tapına oluyor. Hop hop geldim sol. Sol sen neyim oğlum? Oynayabiliriz. Oo ne vuruyor be. Dedim ki bir asistimiz var mı? Yokmuş meğerse arkadaşlar. Vallahi İlloy'i Lux gibi böyle kırılgan karakterleri yok ediyor. Çok güzel vurdu. Bir koydu adamın aklı gitti zaten. Bu karakterin arkadaşlar böyle bir artısı var işte Ekko oynarken. Yani ultisi sizi en boktan durumdan bile kurtarabildiği için. Dikkat edin Ekko'lar genelde az ölürler yani. Ekko oynarken sizin de az ölmeniz lazım. Mece'yi falan zaten o yüzden bu karaktere çıktığınızda yakışıyor. Hani Lux zannettim biliyor musunuz o skill'i? Ultiyle yani boktan pozisyonlardan kurtulabiliyorsunuz. Sadece hasar atmak olarak düşünmeyin ama hasarı da muazzamdır onu da söyleyeyim. Burada çok oynamayacağım. Bakalım ne yapıyor dedim de. Z'de oynayabiliriz ama burada bizim için bir alev ejderi var. Alev ejderi çok 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 daha önemli. Ama yine de takıma yardım etmek için o tarafa yöneleceğim. Şöyle. Hemen arkadaşlar o skill'i doşluyoruz. Aşağıda Evelyn var. Evelyn'i gördüm. Evelyn'e doğru oynamak istiyorum. Önüne de bir tane şundan koydum. Çok güzel yakaladık. Hop. Aldım onu oradan. Çok güzel, çok güzel. Hemen aşağıya doğru kayıyorum. Hiç burayla muhatap olmayacağım. Benim asıl olayım ejder almak arkadaşlar. İşte roket kemer bir anda adamın üzerine atlama konusunda takımı gerçekten uçurabiliyor. Bakın öyle de düşmüş bir İlloy'imiz vardı. Hatırlarsınız değil mi? İlloy'i sıkıntıdaydı. Tristana kafasında koşuyordu. Gittik bir tur yardım ettik İlloy'i. Dardaydı bu kardeşimiz. Ben ona bir tur yardım ettim. Lane'de tutundu. Sonra gittim bot lane'deki AD carry'nin mentalini bozdum. Bot'u sürekli gank atarak. Bot lane'deki AD carry tapa çıktı. Yukarıda geri düşmüş AD carry bot'a indi falan derken bizim takımımız her türlü win-win yani şu an. Sabahtan beri CT56 spamlayan Zed'i de motor ettik mi etmişiz. 3-6 oynuyor. Sizle konuşurken arkadaşlar artık beynim o kadar böyle robota bağlamış ki. Hani Red'i ne ara aldım, kuşu ne ara aldım, ne ara goleme geldim. Bir an böyle bir garip Inception gibi bir şey yaşadım dedim. Ne ara geldim lan ben buraya. White Riff konusuna geri dönecek olursak arkadaşlar. White Riff'i bu kanala atmayı planlıyorum. Bu kanala White Riff videoları gelecek. Şunu şimdilik çevirmeyelim. Bakın şöyle yapalım. Rabadon'a geleyim. Bir parça alabilsem güzel olurdu şunu. Bir tane kronometre aldım. White Riff konusuna gelecek olursak arkadaşlar. White Riff videoları bu kanala atmayı planlıyorum. En azından başta şimdilik öyle. Birçok arkadaş da güzel güzel gerçekten hani böyle ciddi anlamda ciddiye alınacak şekilde bana fikir vermişler. O fikirleri gerçekten çok beğendim. Wild Rift'in kitlesi ne olacağı belli değil. Sen bu kanala Wild Rift videoları at. Zaten işte Wild Rift tutmazsa bırakırsın. Tutarsa da hem LoL hem Wild Rift şeklinde atarsın. Kitlen zaten şu an aman aman değil. Sen zaten 50 bin abone olmaya çalışıyorsun. Bir de şimdi gidip Wild Rift kanalı açarsan aboneni iyice böleceksin. Bence bu kanala at. Buradan devam etmen senin için çok sağlıklı olacaktır. Bunlar şu anda aklımda kalan gerçekten böyle kafama yatan mantıklı yorumlar arkadaşlar. Bunların hepsini okuyacağımı söylemiştim. Elimden geldiğince de okudum. Şu anda hala daha varsa hani tekrardan döneceğim o yorumları okumak için. Teşekkür ediyorum verdiğiniz fikirler için. Destek olduğunuz için. Beni sahiplendiğiniz için. Yani böyle bir ne bileyim arkadaş, kardeş, işte dost. Artık her ne olarak görüyorsanız bilmiyorum ama yorumlar gerçekten hoşuma gitti. Cidden hani seviliyorsunuz diyorum ya. O boş değil yani. Onu da söyleyeyim. Gerçekten seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel de bir video oldu ya. Tertemiz Ekko oynadık. Oyunu yok ettik. Güzel öyle bir tatlı bir video oldu. Sohbet muhabbet eşliğinde. Ekko'yu da anlattık. Skill'lerini de söyledik. Gel oğlum. Gel oğlum seni ben bir tekleyeyim. O kadar hızlı tekledim ki bu arada. Kütür kütür yani. Arkadaşlar FF'i de verdiler. Hiç ölmeden Ekko oynamak diyebiliriz yani buna. Güzel bir videoydu. Like atmayı tekrardan unutmayın arkadaşlar. Tekrardan like atmayı da hatırlatayım size. Ciddi anlamda çünkü attığınız like'lar bu dönem özellikle çok 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 önemli. Hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar 8-0-4 oynamışım. Takımda bizden sonra yani KDA'sı en düzgün olan İlloy'u var. Hasar tablosu yani çok fight atmadık aslında bakarsanız ama aynen çok fight atmadık. 10.900 vurmuşuz. Bir yerden sonra ben artık sadece farma yatıp size sohbet ettiğim için hasar burada kalmış. Buradan sonra oyun devam etseydi biz yok edecektik ağırlıklı olarak. Bence güzel bir maçtı. Hiçbir şekilde Evelyn'in suçlu olduğunu düşünmüyorum bu arada. Sizin de takımınıza bu tarz insanlar gelebilir. Ya da Evelyn gibi bir jungle gelebilir. Karşıya da şu an benim oynadığım gibi bir Ekko gelebilir. Ormancınızı suçlamaktan vazgeçin. Eğer beni izleyen laner'lar varsa biz zaten büyük bir jungle topluluğuyuz. Onlar zaten anlıyorlardır şu an bu Evelyn'i çektiğini. Evelyn hiçbir şekilde suçlu değil. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 6'dan önce de gank atabilir arkadaşlar ama çok handikaplıdır. Bunu da bilin yani. Bilginiz dahilinde olsun. Bu videoda like atarsanız, like'larımızı unutmazsak özellikle bu dönemde arkadaşlar şu geçiş sürecinde çok mutlu olurum. Yılbaşına 50k girecektik. Öyle bir hedefimiz vardı. Şu an günlük gelen abone sayımız bayağı düştü. Yani 400-500 aboneden 100 aboneye kadar düştük. Onu da söyleyeyim. Böyle devam ederse 1500 abone gelecek. 15 gün kalmış çünkü. 50k yeni yıla birazcık hayal oldu gibi. Eğer ki abone olmayanlar varsa kontrol edip olabilirler. Çok mu konuştum bilmiyorum. Ben gidiyorum. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.